Yurdun birçok noktası kar altında. Mart ayında etkili olan yoğun kar ve tipinden bahsedeceğiz. Mart'ta kış geri geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle şehirler arası yollarda ulaşım durdu. Sürücüler mahsur kaldı. Buradan İzmir'e geçiyordum. Geldik, dağda kaldık. Görüntüler Mersin Erdemli Ayrancı Karayolu'ndan. Musa Sekman'ın kullandığı otomobil 2200 rakımlı Abat Çeşmesi mevkinde kara saplandı. Mahsur kalan sürücü yardım istedi. Yaklaşık 3 saattir falan buradayız ya. Ekipler seferber oldu. Sürücü 3 saatin sonunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu görüntüler ise Ağrı'dan. Doğu Bayazıt ilçesinde görevliler yüksek rakımlı köylerde elektrik arızalarına müdahale ediyordu. Tipiye yakalanınca mahsur kaldılar. 4 kişiyi kurtarmak için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Fırtınaya rağmen kara saplanan araç ve mahsur kalan görevliler kurtarıldı. Kar yağışının ulaşımı aksattığı bir diğer il Burdur'du. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunda ulaşım durdu. Beni takip edin, beni takip edin. Çift sıra park halindeki araçlar. Bir süre ulaşıma kapanan yol, kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Arkadaşlar, galiba öleceğiz. Bu görüntüler de Karaman'dan. Yoğun kar ve tipide araçları kara saplanan 3 kişi mahsur kaldı. Tepede kalıyor kar. Biz şu an tepenin altındayız. İddiaya göre cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi oğluna ulaşamayınca jandarma ve AFAD'ı arayıp durumu bildirdi. Ekipler mahsur kalanlar için seferber oldu. Keleş'in aracına ulaşan ekipler Rabia Bingöl ve yanındaki Liza isimli köpeği araç içinde, Keleş'i de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu. Hala kayıp olan Ege Kabalak için arama çalışmaları devam ediyor.